Selamun aleyküm arkadaşlar. Melik Ahmet'teyiz. Şu anda otel bakalım Melik Ahmet. Burada da azı biz Melik Ahmet diyoruz da burada Melik Ahmet Paşa Cami diyor. İkisi aynı kişi mi bilmiyorum arkadaşlar. Buradan böyle biz içeri girelim. Biraz daha gezeriz camiye. Hem konuşuruz hem gezeriz arkadaşlar. Evet. Evet Karaşehir arkadaşlar. Karaşehir'deyiz. Diyarbakır'dayız arkadaşlar. Diyarbakır, Karaşehir. Camiye giriyoruz. Evet arkadaşlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili çok videolar çektik. İnşallah nasip olursa daha fazla çekeceğiz. Hem Diyarbakır'da gezmiş olalım. Buradan. Evet girişte işte görüyoruz. İki tane mezar var. Ama o kadar çok da şey şaşalı değil yani böyle. Acaba kime aittir? Bilmiyoruz. Osmanlı dönemine ait olabilir. Orada yazıyor La ilahe illallah. Evet. Evet arkadaşlar. Buralar güzel. Gerçekten insan böyle mekanlara geldiği zaman biraz şehrin o stresi havasından arınıyor yani gerçekten. İşte görüyorsunuz Diyarbakır'ın her tarafı kara taşlarla donatılmıştır arkadaşlar. Çok önemlidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte biz kaç defa anlatıyoruz ya Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte bir şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ta Diyarbakır'ı görerek ve Mehdi Aleyhisselam'ı da görerek Diyarbakır'a mübarek etmesi çok biz konuştuk bu konuyu. Ben Mevla'yı biraz size daha yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir sanat var işin içinde. Nasıl bir emek. Emeği görün yani. Öyle minare deyip geçmemek lazım. Bak görüyorsunuz bak. Tabii biraz eski oldu artık. Hani o. Burada mavi desenler de var. Görürsünüz. Sandukaya benziyor değil mi? Sandukaya benziyor böyle. Buradan bakınca. Evet. Evet işte. İşte Karahamit arkadaşlar. Karahamit burasıdır. Allah rahmet eylesin. Görüyoruz işte dünya bizim olsa bile boş arkadaşlar. Sonuç budur arkadaşlar. Sonuç burası. Onun için bize saygıyla, sevgiyle bakmamız lazım. Yoksa işler daha zor. Evet arkadaşlar caminin içine girdik. İki katlı bir camidir. Gerçekten böyle bakınca insan biraz korkuyor ya. Bayağı geniş şans yapmışlarsa. Şimdi Ayasofya'yı da düşününce tabi bu minnacık kalır burada. İşte arkadaşlar. Hadi dışarıda çekeyim. Bu daha güzeldir dışarıda. Evet bunu da yakından görebiliriz. Bu minarenin desenlerini. Davut Yıldızı da var. Dikkat ediyorsunuz desenlere. Şimdi biz böyle Diyarbakır'a bakınca az önce Diyarbakır'ın bir görünen yüzü var bir de görünmeyen bir yüzü var. Görünmeyen yüzü de ay gibi yani karanlık bölgesi de vardır. Bu görünmeyen bir tarafıdır. Aslında Diyarbakır'ın yer altı şehirleri vardır arkadaşlar. Yer altı tünelleri vardır. Şehri birbirine bağlayan. Tabi bunu çok az kişi de bilir ya bu aslında bir adı cami ve bir kiliseyi de birbirine bağlayan bir tünel var. Birkaç yerden de şehir dışına yani suların dışına çıkan tüneller olduğunu biliyoruz. Yani Diyarbakır aslında hem şehir içinde hani hem böyle görünen hem de görünmeyen yani yeri altı şehirleri yani böyle geçişleri vardır. Çok önemli bir şehirdir Diyarbakır.
Arkadaşlar bir de Türkiye'de İslam'ı ilk kabul edildiği yer Diyarbakır'dır. Hani gönüllü olarak kabul edildiği yer Diyarbakır'dır. İşte aslında ilk Müslümanlık Diyarbakır'dan Türkiye'ye, yani Türkiye'ye yayıldı. Bunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bilmemizde fayda var bunu da. Hani aslında Diyarbakır'ı biraz biz farklı anlatmışlar, Diyarbakır'ımızı farklı anlatmışlar. Onun için arkadaşlar bunu da iyi düşünmemiz lazım. Evet. Evet işte böyle. Buradan 60. Gerçekten her şeyde bir yemek var. Yani eski insanların yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar. Şu anda kemikleri bile kalmamıştır. Yani yaptıkları hayırlar ve günahlar kendilerine kalmıştır. İşte bu dünya hayatı buna benzer. Yani ben tarihlere geldiğim zaman hep böyle şeyleri düşünüyorum. Yani bizim eskiler nerede? Yani eski dedeler, eski insanlar nerede? Bak bıraktıkları camiyi görebilirsiniz bakın arkadaşlar. Bak bıraktıkları camiyi görebilirsiniz. Bak. Yani bakın işte bu kadar basittir. O emek verdiler. İşte bir şekilde yaptılar. Zaten bunlardan eski kalıntılar var. Tarihi belgeler, kitaplar var. Yani ne yaparsak yapalım yani bu dünya bize kalmayacak. Ne kadar sağlıklı yaşarsak yaşayalım, ne kadar uzun yaşarsak yaşayalım, dünyanın en zengininden ya da en sağlıklısına ilaki ölüp ruhumuzu teslim edeceğiz ve ona göre de hesaba çevrileceğiz. Şimdi biz Hz. Mehdi Aleyhisselam konusunu işlerken benim kafamı karıştıran birçok şey oldu. Aslında işte Mehdi oradan çıkacak, işte yok buradan çıkacak derken hani gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor. Ama ben bir kere bu ne ya bu? Allah Allah. İşte ben demiştim ya bir ara ben rüya gördüm köprünün içinde böyle bir halka vardı ve ben mızrağı içine koyunca ay sandığı çıkıyordu. Öyle bir yan vardı eskiden ay sandığı ile alakalı. Çok enteresan arkadaşlar. Ben bunu görünce şok oldum ya. Allah Allah. Buna da baktığım zaman biraz ay sandığına benziyor yani. Sandık olarak hani sandık. Şey gibi sandık gibi. Çok tuhaf. İşte buna benzer yani. Ben gördüğüm şey köprüydü ama. Köprüydü, sarı bir köprüydü. Çok enteresan işte. Bakın hele. Hayt be. İşte onlardan kendilerine göre bir hayatı var, bir dünyası var. İşte biz bugün camide güzel bir gezdik beraber arkadaşlar. Hem Diyarbakır'ın Melek Ahmet Paşa Camisi'ni de beraber görmüş olduk. Diyarbakır'da olmayanlar, Diyarbakır'ı özleyenler, Diyarbakır'ı tanımayanlar en azından bu şekilde Diyarbakır'ımızı gördüler. İnşallah her gün yeni bir camimizde, başka camimizde. Günler biraz uzasın, bir de havalar da güzel olsun. İnşallah çok güzel ileride gezeceğiz beraber. Hem konuşacağız, hem rüyalarımı da bu şekilde anlatırım. Bir şekilde, bizim bu şekilde güzel olur en azından. Hayırlısıyla arkadaşlar. Bu şekilde videolar çekilir, daha güzel olur. En azından hem gezmiş oluruz, hem Diyarbakır'ı da göstermiş oluruz. İşte böyle. Bu caminin tarihi 1500'lerde yapılmış. 1500 yani 500 yıl önce. Hani 500 yıllık camidir. Evet. Melek Paşa tarafından yaptırılmıştır. İşte iç tarafı iki katlıdır arkadaşlar. Bayağı geniş bir havlusu da var görüyorsunuz. Zaten Diyarbakır'da böyle havlu şeyi var, sistemi var. Evlerde de bu böyle yani. Diyarbakır'ın evleri de böyle. Havlu diyoruz biz buna. Diyarbakır Türkçesiyle havlu diyoruz. Hani Arapçada da havuş derler, Kürtçede de havuş derler. Havuş yani hani aslında evin dışında öyle bir küçük bahçe anlamına geliyor. Bu şekilde arkadaşlar.
Ben biraz Arapça da öğrenince baktım Arapça ile Kürtçe de biraz birbirine geçişkenlik ya, kelimeler aynı. Mesela ciran biz. Ciran diyoruz. Ciran demek komşu demek. Ona Araplar da ciran deyince komşu anlamına geliyor. Havuş mesela. Birçok kelimeler birbirine benziyor arkadaşlar. Demek ki bu coğrafyalarda bayağı yaşanılmış. Beraber komşuluklar yapılmış ve herkes bir yerden bir şey kapmış yani ya. Tam olarak saf bir dil yok gibi. Ve burada görüyorsunuz yıldız. Bu iki tane yıldızı görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. 6 köşeli yıldız. Bu bir kabirdir. Bu da ikinci kabirdir. İşte böyle. Sanki bunun da üzerinde bir testi var arkadaşlar. Testi. Bak görüyorsunuz taşın üzerinde testi var. Evet. Testi işareti. Evet. Geldiğimiz yerden geri çıkalım arkadaşlar. İşte dünya böyle. Hayırlısıyla 2022'deyiz. İnşallah iyi olur diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Allah kerimdir. Allah mazlumlarla olsun. Yani mazlum insanlarla beraber olsun. Eyvallah. Teşekkürler arkadaşlar. Biraz da şey yapalım. Evet. Biraz şey yapalım. Melikamet'teyiz şu an. Evet. Bu kadar dış.